Televizyonda, sinemada İstasyon adlı filmi seyredeceğiz. Bu filmin başrol oyuncusu Cüneyt Arkın'la beraberiz şimdi de. Sayın Arkın, bu filmle ilgili görüşlerinizi kısaca anlatır mısınız seyircilerimize? İstasyon benim iyi filmlerimden biridir. Yani iyi olmasının nedeni de filmdeki kişiler her gün sokakta rastladığımız doğal kişilerdendir. Yani çok bizden insanlardır. Çok acılarıyla, umutlarıyla, sevgileriyle her gün rastladığımız insan tipleridir. İlişkileri de öyledir. Ve oradaki diyaloglar da aşağı yukarı öyledir. Yani her gün biz nasıl konuşuyorsak, sinemada biliyorsunuz çok abartık şeyler konuşulur. Onun çok dışında biz her gün nasıl konuşuyorsak insanlar da öyle konuşur. Ve o tabii o çok doğal durum filme de bir şey getirmiştir, tavır getirmiştir. Filmi seyrettiğiniz zaman çok sıcak, çok sizden, çok samimi içten. Seyirciye yakın bir film. Çok yakın. Yani sanıyorum her sınıftan insan o filmde kendinden bir şeyler bulacaktır. Peki bu filmde bir hatıranız var mı? Sizde bir iz bıraktı mı bu film? Filmde Hülya Hanım, Erol Bey ve benden sonra da bir kurt köpeği oynuyordu. 8-10 yaşında bir çocuk zekasına sahip. Sanıyorum 100'e yakında kelimeyi anlıyordu. Çok akıllı bir köpekti. Evet. Sayın Arkın, Türk seyircisi sizi çok seviyor, çok beğeniyor. Seyircilerimizin bu sevgisi sizi mutlaka çok memnun ediyor. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türk sinema seyircisi benim en büyük servetim. Ve onları çok seviyorum çünkü çok vefalı insanlar. Yıllardır biz çok kötü şeyler de yaptık. Ama yılmadan, bıkmadan o sevgilerini göstererek sinemaya geldiler. Ve bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara ben huzurunuza hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sayın Erol Taş, İstasyon filmindeki rolünüzden biraz söz eder misiniz? Evet tabii. O filmde çok kötü adam oynuyordum ben gene. Hayatım boyunca belki 800'ün üzerinde film yapmışımdır. Bu 800 filmin içerisinde en azından 750 tanesi kötü adam oynamışımdır. Bu rolü oynadığınız için yolda giderken seyircileriniz size nasıl davranıyorlar? Kötü adam oynadığımız için bir septen geçiyorsun veya geçmek icap ediyor. Bakıyorsunuz orada okul çocukları, talebeler falan orada. Bir de bakıyor birisi diyor ki aa diyor, Erol Taş geliyor falanca falan bizi kaçırmasın. Hepimiz birden eve kaçalım. Pırr, hepsi birden kaçıyor. Bu sizi üzüyor mu? Hayır, hayır. Biraz hoşuma gidiyor. Zira onlar bizim veli nimetimizdir. Onlar bizi seviyorlar ve takdir ediyorlar. Hatta ve hatta geçenlerde gene 3-4 kişilik bir çocuk grubu geldi. Benim kahveye geldi. Ve anneleri falan geldiler, şikayet ettiler. Dediler ki Erol Bey dediler, sen dediler, niye bu kadar kötü adam oynuyorsun? Çocuklarımız gece rüyalarında görüyorlar, bağırıyorlar diyor. Efendim, hatırladığım kadarıyla geçtiğimiz yıllarda bir galaya gitmişsiniz. Sizi sahneye davet etmişler bir filminizin galasından sonra. O olayla ilgili hatırlayabildiğiniz bir şeyler var mı? Seyirci size nasıl tepki verdi? O filmde çok kötü bir adam oynuyordum. Gerçekten kendi kendimden de iğreniyordum. O filmin galasına gittim. Doğu illerimizden, vilayetlerden birine gittim. Meslek dolayısıyla seyirciye karşı biraz saygı ve samimi durabilmek için smokinleri falan giyin. Sahneye çıktım. Daha merhaba demeden seyirci daha evvelden toparlanmış, etrafına taş, şişe, sopa ne varsa bir anda vurun kahpe der gibi hepsi birden üstüme taşları yağdırdı. Ve gelen taşlar, şişeler, sopalar gökyüzünden yıldızlar kayar gibi tepemin üstüne biniyor. Ben seyirciye baktım, ağlıyorum bir taraftan, böyle gözlerimden yaşlar akıyor. Dedim ki, kıymetli seyircilerim dedim, atın dedim, size müteşekkirim dedim. Siz bana taş sopa değil, ekmek atıyorsunuz, ekmek dedim. Onun için mutluyum.